Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda dairede alan konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Evet çok kolay bir konu arkadaşlar. Özellikle çemberde uzunluğu biliyorsanız bu konu çok kolay. Eğer bilmiyorsanız geri dön. Önce çemberde uzunluğu hallet. Ondan sonra ne yapacaksın? Dairede alan konusu gözün kapalı yapabileceğim bir konu. Kendi çapında bazı özel durumları var. Tabii ki de özel durumlardan da bahsederken Eski konulardan yine çemberde uzunluktan yapılabildiğini de göreceksin. O yüzden arkadaşlar çemberde uzunluk bizim olmazsa olmazımız. İlk önceliğimiz o. Ön hazırlığımız o. Bunu sakın ama sakın unutma. Önce daire nedir? Bir çember ile çemberin iç bölgesinin birleşimine biz ne diyoruz? Daire adını veriyoruz. Çember ve iç bölgesi. Yani bir karton şeklinde düşün arkadaşlar bunu. Çemberin içinde ne yaptık? Doldurduk. Biz buna daire diyoruz. Dairenin alanı nedir? Dairenin alanı pi r karedir kardeşim. Evet. Senin bilmen gereken en önemli şey zaten bu. Dairenin alanı pi r karedir. Ve bunu bildik daha sonra bir de çemberde uzunluk bilgisiyle çoğu soruyu çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Peki. Hocam dairede alan bu. E tamam. Artık sen dairede alan formülünü biliyorsun. Yarım dairenin alanını da çok rahat bir şekilde söylersin. E, adı üstünde yarım daire pi r kare bölü 2. Çeyrek daireyi de söylersin. Pi r kare bölü 4. Değil mi? Evet yarımda ve çeyrekte direkt pi kare bölü 2 ve pi kare bölü 4 diyebilirsin. Hocam 6'da 1'de pi r kare bölü 6, 8'de 1'de pi r kare bölü 8 şeklinde mi gideceğiz? Tabii ki hayır. Bir de herhangi bir şekilde daire dilimi sorulduğunda çemberde uzunluk, çemberin yay uzunluğu falan vardı ya arkadaşlar oradaki mantık gibi. Burada da arkadaşlar normalde dairenin alanı pi r kareydi. E alfa derecelik bir daire dilimi sorulduğunda da alfa bölü 360 diyeceksin kardeşim. Ha nereden geliyor hocam bu? E 360 derecede oran orantı yöntemiyle de yapabilirsin. 360 derecede pi r kare ise e, burada alfa derecede ne kadardır diye sorduğunda işler dişler yaparsan pi r kare alfa bölü 360 olduğunu zaten görürsün. Zaten çemberin çevresinde de zaten biz bunu e, yay, yay uzunluğunda da zaten biz bunu söylemiştik sizlere. Evet zaten bizim çoğunlukla kullanacağımız kısım burası. Dairede alanda arkadaşlar İki temel nokta var. Birinci temel nokta şu. Daire dilimin alanı bizim için önemli ya. Daire dilimin alanında ne lazım bize? Hocam yarı çap kesinlikle ama kesinlikle lazım. Bir de daire dilimin alanında ne lazım bize? Merkez açı kesinlikle ama kesinlikle lazım arkadaşlar. Birincisi bu. Birinci temel nokta bu kardeşim. Buna dikkat edeceğiz. Yani daire dilimiyle ilgili bir alan sorulduğunda kendine iki soru soracaksın. Bir, Yarı çap nedir? Uzunluk bilgisiyle bulunur zaten bu. İkincisi de ne yapacaksın? Merkez açı var mı yok mu? Eğer daire dilmiyse, Özel durumlar değilse yani çeyrek dairese ya da yarım dairese zaten onları bulabiliyoruz. Onda sıkıntı yok. E, bu özel durumlar yoksa merkez açı bizim için olmazsa olmazımız. İkinci temel noktada arkadaşım soruda bütünsel düşüneceksin. Bütünsel düşüneceksin. Nasıl yani bütünsel düşüneceğim? Belli bir bütünden belli bir parçayı çıkartacaksın kardeşim. Yani sende, sana illa şey sormayabilirler arkadaşım. Dairenin alanı nedir? Daire dilinin alanı nedir diye sormazlar. Garip garip. Mesela buradaki gibi görüyorsunuz sağ tarafta şuradaki şey görüyorsunuz ya. Böyle saçma sapan alanlar toplamı sorulabilir. Bu tür sorularla karşılaştığın zaman da bu sorularla ilgili benim yaptığım hatayı sen yapma. Lisedeyken ben ne yapardım? Ya hocam işte soruya bakardım. Soruya baktığımda ulan bunun formülü neydi falan filan diye düşünürdüm. Hiçbir zaman da onun formülünü bulamazdım. Formülü yok. Bütünsel düşün. Bütünsel düşündüğün zaman büyük ihtimalle sonuca ulaşacaksın zaten. Ve bu bütünsel düşünce tarzında tarzı olan sorularda da cevap hep bir şöyle çıkar. İşte 4 pi eksi 2 kök 3 ya da 36 eksi 9 9 pi şeklinde bir cevap çıkar. Ya zaten o zaman cevap anahtarını gördüğümüz zaman bir bakardım cevap anahtarını o hatayı da yapardım ben. Ya kardeşim böyle garip cevapları ben bulabilecek kapasitede bir öğrenci değilim derdim kendi kendime. Ama harbiden de aşırı derecede kolaymış. Ne zaman kolay? Bütünsel düşündüğün zaman. Hocam bütünsel düşünce nedir? Söyle bana diye şey yap, e, söyle, soranlarınız vardır. Arkadaşlar sorusu var büyük ihtimalle biraz sonra da. Mesela bu. Size ben şöyle bir şekil sorsam. Bu şekilde dairenin alanı nedir diye sorsam. Ne yaparsın? Merkez çektik çektikleri yapıp yarıçap bulup daire alanı pi kare dersin. Peki ya ben sana şunu değil de şuradaki dairenin alanı değil de şurayı soracak olursam. Bu taralı alanları soracak olursam ne yapacaksın? Bütünsel düşüneceksin. Bütünden şeklin bütününden neyi çıkartacaksın? Beyaz alanı çıkartacaksın. Bütünden neyi çıkartacaksın? Beyaz alanı çıkartacaksın. Beyaz alan nedir arkadaşlar burada? Daire. Bazen daire dilimi çıkıyor. Bazen çeyrek daire, yarım daire çıkıyor arkadaşlar. Bazen de üçgen çıkıyor. Dairenin alanından üçgeni falan çıkartmamız gerekebilir tabii ki. İşte bütünsel düşünce tarzı bu şekilde arkadaşlar. Şeklin bütününden neyi çıkartacaksın? O parçayı, beyaz olan parçayı çıkartacaksın. Beyaz alan hikayesi de burada aşırı derecede önemli. Yani sen bu mantıkla iki temel noktayla birincisini dairenin alanını bulurken kendine iki soru soruyorsun. Bir yarıçap, çap iki merkez açı daire dilimin alanını bulurken hatta. Bir de ikinci yapımda ne olacak arkadaşlar temel yapıda bütünsel düşünce tarzı çok önemli burada. Şeklin bütününden neyi çıkartacaksın? Beyaz alanı. Beyaz alan hikayesi diyebiliriz arkadaşlar buna. Beyaz alanı çıkartıp sonuca rahat bir şekilde ulaşacaksın. Yani sen bu düşünce tarzıyla gittiğin zaman yani her soruda böyle formül aramana falan gerek kalmayacak. Formülsüz bir şekilde rahat bir şekilde sonuca ulaşacaksın. Haydi bakalım sorulara başlayalım. Gerçekten de öyle mi? Burada dairenin alanı soruluyor bize. Birinci örneğimizde. Ne yapacağız kardeşim? Yarı çapı bulacağız. Bir rekareyi uygulayacağız. E merkez var. Teğet var. Çektik. Değil mi? Çemberde uzunluktaki her bilgi burada yine kullanılacak. Anahtar kelimeleri yine burada uygulayacaksın. Hocam bu yarı çap. Yarı çap çizmiş oluyoruz. Yarı çap bilgisi çok önemliydi. A burası R iken burası dere. E burada ne var arkadaşlar? Pisagor var. Hocam R artı 8'in karesi eşittir. Pisagor. R'nin karesi artı 12'nin karesi deyip işlem 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 işlemi duyan zaten hemen anladı. Ne var kardeşim burada? Hisset kardeşim hisset. Hissedelim hocam. 12 var. Hocam 12 biraz tehlikeliydi. Ya 5 12 13 5 koysak oluyor mu? 5, 12, 13 sağlanıyor. Sıkıntı yok. Buradan da işlem yapsan yarıçap 5 çıkacak. E dairenin alanı alan kısmı en kolay kısmı. Hemen pi re kareyi yapıştır kardeşim. Yani pi çarpı 5'in karesi. O da kaç çıkar? 25 pi çıkar. Ha bir de şey yapıyorsunuz. Hocam pi yerine 3 yazalım. Ortaokuldaydı kardeşim o. Ya da işte 3,14 yazalım falan filan diyenleriniz olabilir. Bu cevaplar genelde pi'li çıkıyor arkadaşlar. Soru da Pi yerine pi'yi 3 alınız demediği sürece pi yerine 3 yazmıyorsunuz. Buna da dikkat edin lütfen. Tamam. Evet ilk örneğimizin cevabı 25 pi çıktı. Geldik ikinci örneğimize. Evet gördüğünüz gibi biraz önce konu anlatırken de yaptık. Taral alan nedir? Bütünsel düşüneceksin. Bütünsel düşünce dede de demek ne demek? Bütünden beyaz alanı çıkartacaksın kardeşim. E bütün ne burada? Hocam kare zaten Ali Bey uzunluğunu kaç vermiş? 4 vermiş. Beyaz alanı çıkartacaksın. Beyaz alan için ne lazım? Yarıçap. E, merkez var. Teğet var. Çektik. Merkez var. Teğet var. Çektik. Şu yukarıları da çizeceğim de bu yeterli arkadaşlar. Bu da yarıçap, Bu da yarıçap. E burada 2R 4'e eşit değil mi arkadaşım? 2R 4'e eşitse R'yi buradan kaç bulduk? 2. E tamam. Bütünsel düşünce tarzı bitti o zaman. Bütün yani karenin alanından karenin alanı bütün 4'ün karesinden beyaz alanı çıkartacaksın. Dairenin alanı çıkartacaksın. Yani pi r kareyi çıkartacaksın. Bak 16 eksi 4 pi yaptı. Evet genelde 2 satırda çıkar. Böyle garip soruların cevapları çok basit bir şekilde çıkar. Bütün ve beyaz alan ilişkisiyle bu şekilde cevaplarla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Ve bu cevapları da gerçekten ama gerçekten dairede da alanın çözümüne yaparken arkadaşlar genelde hep 2 satır. 2 satırda bu iş bitecek. Ha bazen işlem kalabalığı olur. Üçüncü satıra da geçebilirsiniz. Bazen de tek satırda da halledebilirsiniz. Gerçi burada tek satırda hallettik ama neyse iki satır diyelim buna da. Gördüğünüz üzere çok basit arkadaşım. Geldik bir sonraki soruya. Aa hocam ne yapacağız burada? Taral alan soruluyor. Bunun formülü neydi ya? Yok öyle formül morgül. Unut formülü. Uygulayacağım bir şey varsa uygula. Önce uzunlukla ilgili. Dairede alanında uzunluk gibi düşün. Önceliğin yarıçap Daire dilimi varsa bir de merkez açı bizim için önemliydi. Bak burada daire dilimi var ama 90 derece olduğu için çeyrek daire dilimi bu. Zaten e, merkez açıya falan yoğunlaşmamıza gerek yok. Merkez var. Teğet var. Çek diki. Uyguluyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Burası R. Aa hocam. Dikten dik çizildi. Ne var burada? Öklit. R kare eşittir. 4 çarpı 9. 36'tan R'yi kaç buldun? 6 buldun. Şimdi saçma sapan yerlerdeki alanlar toplam isteniliyor. Bütün parça ilişkisi bizim için çok önemliydi. Bütünden neyi çıkartacaksın? Beyaz alanı çıkartacaksın. Bütün dediğin üçgenin alanı. Hocam üçgenin alanını bulabilir miyiz? Evet tabanımız kaç? 13. Taban ve tabana ait yükseklik var. Üçgenin alanı 13 çarpı 6 bölü 2'den. Beyaz alan dediğinde daire dilimi. Hatta 90'lık dilim olduğu için çeyrek daire dilimi. 90'lık dilimleri çeyrek düşünün arkadaşlar. Çok çıkıyor karşımıza. Pi r kare bölü 4'e eşittir. Bak ne çıktı arkadaşım cevap? Şununla şu sadeleşse 3 yaptı burası. 39 eksi 36 bölü 4'ten 9 pi gibi yine saçma bir cevabı yine bir satırda ya da iki satırda bulduk diyebiliriz arkadaşlar. Görüyorsunuz çok kolay. Formül formül araba. Sen pi r kareyi bil. Bir de pi r kare dilimin alanında pi r kare alfa bölü 360'ı bil olay bitiyor. Geldik bir sonraki soruya. Bak üniversite sınavında çıkmış bir sorunun laciverti. Bakalım arkadaşlar. E ne yapıyorsun? Uzunluk bilgisini mutlaka ve mutlaka kullanıyorsun. Daha iyi de alan kısmına sonra gir. E, merkez var, teğet var. Çek, diki uyguladık. Hemen bunu uyguladık. E, hocam yarı çap çizdik. Yarı çap önemli. Yarı çapımız kaç? 2. Hocam burası 2. E burada Pisagor yapacağız. Aa hocam bütünsel düşüncem yine ben bu alanı bulurken saçma sapan bir alan isteniyorsa formül formül arama. Önce bütünsel düşün. Bütün bütünden neyi çıkartacaksın? Beyaz alanı çıkartacaksın. Hocam bütün derken şu alanı kaplayan bütün. Şeklin tamamı olmuyor. Bu alanı kaplayan bütün neresi arkadaşlar? Şu üçgen. Yani üçgenin alanından neyi çıkartacaksın? Şu üçgenin üçgenin içindeki beyaz alanı çıkartacaksın. Beyaz alanda dilimin alanı yapıyor arkadaşlar. E, daire dilimin alanında ne lazımdı bize? Hocam dilimin alanında bize iki, 2 kendimize iki soru soruyorduk orada. Bir yarıçap lazım. iki merkez açı lazım. Şuradaki merkez açı. Açı diye kendine sorduğun an hemen düşün. Ya 45-45-90 üçgendir ya da 30-60-90 üçgendir. Bakıyorum soruya. Aa hocam burası bak 4. Zaten sen burayı Pisagor'la da bulabilirdin ama gerek yok. Açıyı bulduktan sonra daha kolay bulabilirsin. 90'ın karşısı 4 hangi açının karşısı 2'dir? 30'un. Burası kaçlıkta? 60'lık dilim oldu. O zaman 30'u karşı 2, 60'ı karşı 2 köküştür Haydi üçgenin alanını yazalım artık. Üçgenin alanını nedir arkadaşlar buraya baktığımız zaman? Hocam dik kenarlar çarpımı. Yani 2 çarpı 2 köküç bölü 2 eksi dilimin alanı beyaz alan dediğimiz dilimin alanı pi r kare 60 bölü 360. O da ne yaptı? 2'ler gitti. 2 köküç eksi. Hocam bununla bu sadeleşince 6. 4 ile 6 sadeleşince 2 bölü 3 kalıyor. 2 bölü 3 pi yapar arkadaşlar. Bakın yine çok saçma bir cevabı. Ya 2 satır. 3 satır gibi oldu ama 2 satır hatta 1 satır gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yine 2 satır diyelim. 2 satırı da bulduk arkadaşlar. Çok da garip bir cevabı. Yani cevaba bakıp da 2 kökü 2 pi bölü 3. Ben bunu bulabilecek kapasitede bir öğrenci öğrenci değilim diye düşünme. Zamanında ben yaptım bu hatayı. Sakın sayen yapma. Tamam. Gerçekten çok kolay. Gördüğün üzere. Bütünsellik düşünce görüyor musunuz ne kadar önemli burada? Geldik buraya. E yine aynısı. E ne yapacaksın? Tüm alandan neyi çıkartacaksın? Şu daire dilimlerini çıkartacaksın. Yani bütün alandan, bütünden dilimleri çıkartacaksın. Ha dilim derken büyük ihtimalle hocam özel açı falan vardır. Yoksa da bir çaresini düşünürüz. Bakalım öncelikle arkadaşlar. A ve C merkezde eşit yarıçaplı çember yayları çizilmiş. Hmm. Burası R, burası R, burası R, burası R. E hocam Pisagor uygulayacağım burada. Şurası ne? 2R değil mi? Evet. 2R'nin karesi eşittir. R artı 1 ve R artı 1 ve R artı 3'ün kareleri toplamına eşittir. İşlem işlem işlem. İşlem mi yapacağız burada? Bırak işlemi ya. E hocam nasıl hissedeceğim? 3, 4, 5 mi? 5, 12, 13 mi? Bütün üçgenleri deneyeceğiz mi? Hayır kardeşim. Önce şunu düşün. Dikkat et dik kenarlarda hiçbir kenar da yok böyle hissedebileceğimiz sayı da yok. Ki daire alanda genelde arkadaşlar hissetmeli sorular çok gelir. Çemberde uzunlukta da aynı şekilde. Ki çemberde uzunluk yapıyoruz zaten ilk etapta görüyorsunuz. Hocam burası R artı 1 burası R artı 3. He, i̇kişer artan bir üçgen. İkişer artan bir üçgen nasıldı arkadaşlar? Böyle ardışık olan üçgenler hep 3, 4, 5 ve katlarıydı. Birer ardışık artan 3, 4, 5. İkişer ardışık artan 2 katı. 6, 8, 10. 3'er artışı çıkartan 3, 4, 5'in 3 katı 9, 12, 15 gibi olabilir. E o zaman bunu ben düşüneyim. 3, 4, 5'in 2 katı. Acaba burası 6. Acaba burası 8. Burası 10 mu? Buranın 6 olabilmesi için R yerine 5 yazmam lazım. R yerine 5 yazdığımda burası 8 oluyor. R yerine 5 yazdığımızda burası da 10 oluyor. Sen burada işlemde yapsan R'yi zaten 5 bulacaksın kardeşim. Evet yarıçap 5 çıktı. Ama hocam 6, 8, 10 çıktı. Özel bir açı çıkmadı. Hocam burayı 37 bir derece olarak mı düşüneceğim acaba fizikteki gibi? Yok kardeşim fizikte aslında bir yanlış yapıyorsunuz da. Neyse o kısma hiç girmeyelim öyle kabul ediyorsunuz sadece. E, 6, 8, 10 üçgeni öyle 37, 53 üçgeni değildir aslında. Geometride en azından sakın ola sakın yazmayın bunu arkadaşlar. E ben burada özel bir açı yok. Ben bunların açılarını bulmadan nasıl yapacağım? Bir düşünelim o zaman arkadaşlar. Bütünü bir yazayım. Bütün alan nedir? Üçgenin alanından 6 çarpı 8 bölü 2 daire dilimlerinin alanı çıkartacağım. Haa. Açıları bilmiyorum. Hocam burası alfa burası beta diyelim. Ama açılar toplamını biliyorum ben. 90 derece. İsterseniz şöyle yazabilirsiniz. Pi r kare alfa bölü 360 eksi pi r kare beta bölü 360 yazabilirsiniz. Eksi pi eksi eksi, eksi e, pi r kare 3 bölü 360 parantezini aldığınız zaman zaten e, alfa artı beta geliyor arkadaşlar. Böyle yazmaktansa Şimdi şöyle düşünün. Böyle yazmaktansa bunu bilerek yazdım bu soruyu da arkadaşlar. Yarıçapları aynı olan iki tane dairenin alanını, iki tane daire diliminin toplamının alanını bulurken direkt açılar toplamı şey yapabilirsiniz. Yani bu daire dilimini alıp şuraya yapıştırmış gibi düşünebilirsiniz. Alfayı. Ha o zaman hocam pi kare alfa artı beta bölü 360 şeklinde de bulabilirsiniz. Ama ne zaman? Tek şartımız var. Yarıçapları çapları aynı iken arkadaşlar yarı aynı olan iki dilimin toplamını bulurken açılar toplamı şeklinde de düşünebiliriz. Bunu sakın ama sakın unutma. Ki zaten biraz önce ispatında yapmış bulunduk arkadaşlar. Çünkü pi r kare alfa bölü 360 pi re kare beta bölü 360 e, pi r kare bölü 360 parantezini alınca alfa artı beta zaten geliyor arkadaşlar. pi r kare e, alfa artı beta bölü 360 yapar bu olan. 48 bölü 2'den 24 çıktı. Eksi pi r kare çarpı alfa artı beta bölü 360. Alfa artı beta kaç dereceydi? 90. Yani 90 bölü 360 eşit oldu. Şunlar şunlar sadeleşti. 4 yaptı. O zaman cevabımız 24 eksi 25 pi bölü 4 çıktı arkadaşlar. Dediğim gibi yarı aynı olan iki daire diliminin toplamında açılar toplamını aynı bir daire diliminde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. Tamam. Evet bu soruda da bir mantık öğrenmiş olduk. Ayrı ayrı da yapabilirdiniz tabii ki. Ama dikkat edin. Aa yine. Bak çemberde uzunlukta zaten biz bu soruyu yapmıştık. Ama yarı çap bulmuştuk. Şimdi bak aynısı. Ne yapmış? Sadece burayı boyamış. Taralı alan nedir? Bütünsel düşüneceksin kardeşim. Yani bütünden neyi çıkartacaksın? Dilimleri ayrı ayrı çıkartacaksın. Aa hocam iki tane yarım daire. Tam daire yapar. Yok yapmaz. Birinin yarı çapı 3. Diğerinin yarı çapı nedir bilmiyoruz arkadaşlar. Yarı çaplar aynı olsa iki yarım bir tam yapar tabii ki diyebilirsiniz. E burada ne yapacağız? Çemberde uzunlukla öncelikle bir yarı çap bulalım. Çemberler birbirine değiyorsa ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir yapıyorduk. Birleştirdin. E hocam bunun yarı çapı yarı çap çizdin 3. E bu da yarı çap R. E bu kare şeklindeydi bana bu dik kenar lazım. Hocam tamamı bunun 6. O zaman buraya 6 eksi kaldı. Pisagor bağıntısı. Artık yazmayacağım. R artı 3'ün karesi 3'ün karesi artı 6 eksi R'nin karesidir diyeceğim ama demeyeceğim. Niye? Arkadaşım 3 var burada. Hisset kardeşim hisset. Ne vardır? 3, 4, 5. Bakalım R yerine 2 yazarsam ee, burası da 4 yapıyor mu? Yapıyor. 3, 4, 5 sağlaması tutuyor. R'yi 2 bulduk. Zaten şimdi bütün alanı yazabilirim. Bütün alan karenin alanı. 6'nın karesinden dilimleri çıkartacağız. Pi R kare bölü yarım daire olduğu için 2 eksi bu da yarım daire olduğu için pi r kare bölü 2. Yani 36 eksi 9 pi bölü 2. Eksi 4 pi bölü 2. Sadeleştirmeyelim. Burada paydalar aynı zaten. Yani cevap da 36 eksi 13 pi bölü 2 gibi garip bir sorunun cevabını yine aslında iki satırda bulduk arkadaşlar. Görüyorsunuz kolay. Ama öncelik neresi? Çemberde uzunluk. Bir de ne düşünüyoruz? Daire dilimi olduğunda İki soru soruyorsanız Yarı çap ve merkez açı. Bir de soruda ne düşünüyoruz? Bütünsellik hikayesi bizim için çok önemli. Bütünden beyaz alanını ya da beyaz alanları çıkartıyoruz. Sakın ama sakın unutma. Geldik bir sonraki soruya. Aynı soru aslında. Aynısı arkadaşlar. Yarım dairenin alanından tam daireyi çıkartacağız. Bütünsel düşünüyoruz. Yani yarımdan, büyük yarımdan tam daireyi ne yapıyoruz? Çıkartarak sonuca ulaşacağız. Hocam büyük yarımın şeyi belli, yarı çapı belli. Ama küçük yarımın belli değil. O zaman çemberde uzunlukla onun yarı çapını bulacağız. Ne yapıyoruz? En etkili silahımız. Çemberler birbirine değdiğinde merkezleri birleştir. Ama merkezleri birleştirdiğimizde hop değme noktasına kadar götürüyoruz arkadaşlar onu. Önemli olan çemberler değdiğinde merkezleri birleştir. Önemli olan değme noktasına kadar gitmesiydi arkadaşlar. Bu arada C ve D noktalarında teğet. C noktası burası arkadaşım. Şimdi hocam bunun yarı çapı 12. Aa bu da yarıçap 12. Bunun yarı çapı R. Burası kaç derece? 15 derece. Bak çünkü 12'ye 12. ikizkenar 12. üçgen yaptı. 15'i de kullanacağız ya. 15 ise 15 yaptı. 15 15 ise burası ne yaptı? 30 derece yaptı. İki tane açı yan yana görünce dayanamam. İki iç açının toplamı bir dış açı yaparım. E, hocam hala çıkmadı yarıçap. Burası yarıçap. E, tamamı 12 idi. Buraya 12 eksi kaldı. Merkez var. Teğet var. Çektik. Tabii ki olmazsa olmazımız. Burası da R. Aa 30. Bak 30, 60, 93 kere var burada. 30'un karşısı R'si. 90'ın karşısının 2R olması lazım. Yani ilk önce o işlemi yapalım. 12 eksi R eşittir 2R ise. 12 eşittir 3R. R'yi buradan 4 buldun. Haydi R'yi 4 bulduysan işlemini yap artık. Yarım daire. Pi yarı çapı 12. Pi 12'nin karesi bölü 2. Eksi tam dairenin alanı çıkartacağız. Pi R kare bu tam dairenin yarıçapı çapı 4 arkadaşlar. Ne oldu? 144 bölü 2'den 72 pi geldi. Bu da 16 pi yaptı arkadaşlar. O zaman 72'den de 16'yı çıkartınca kaç kalıyor arkadaşlar? 56 mı kalıyor? Evet. Cevabımız böylelikle 56 pi yaptı arkadaşlar. Kolay bir soru. Çemberde uzunluk bilgisinde kullandığımız sorulardan biri. Hatta bu soruyu tipin çemberde uzunlukta yazmamıştım. Böyle bir soru tipi de çember uzunlukta yarıçap kaçtır diye de sorulabilirdi yani. Değil mi? İlk önce yarıçapı çember uzunlukta bulduk. Ondan sonra bütünsel düşünme. Yani işte bütünsel büyük yarımdan neyi çıkartıyoruz? Küçük tamı çıkartarak sonuca rahat bir şekilde yine ulaştık arkadaşlar. Ve geldik şu soruya. Hocam yarıçap uzunluğu 6 birim ve 2 birim olan daireler verilmiş. Buradaki alan isteniliyor. Ne yapacaksın? Şekil belli zaten. Çemberler birbirine değiyor. Merkezleri birleştir. Merkez var, teğet var, çektik. Merkez var, teğet var, çektik, uyguladık. Hocam, bunun yarıçapı 6. Yarıçap yazmak çok önemliydi arkadaşlar, yarıçap. Bu da 2, 2. Peki, e şimdi ne yapacağız arkadaşım? E şimdi ne? dik yamuk çıktı arkadaşlar burada, şurada dik yamuk çıktı. Şu dik yamuk, ondan sonra dik yamukta ne yapıyorduk? Amacımız dik dik üçgen oluşturmaktı. Hocam, dik üçgen oluşturup şurayı bulacağız da. Bulduktan sonra ne yapacağız? Ha, bütün. Hocam şeklin tamamından değil. Bütün derken bak bu yamuğun alanından bu dilimi ve bu dilimi çıkartacağız. Aha bana dilim için ne lazım? Değil mi? Dilim geldiği zaman sana açı lazım. Bana ne lazım sorusunu sor. Bir yarıçap çap lazımdı iki açı lazımdı. Demek ki açı büyük ihtimalle ya 45-45-90 üçgeni ya da 30-60-90 üçgeni ile aşırı neşir olacağız burada. Bakalım şu dik yamuk hemen ne yapıyoruz? Dik dörtgeni oluşturduk arkadaşlar burada. Eyvallah. 2 ise burası 2. Buraya kaç kaldı? 4. Burası 90 derece. Aa hocam şu üçgende burası zaten 8. 90'ın karşı 8 iken hangi açının karşısı 4'tür? 30'un. O zaman burada kaç? 30 derece. Burası 60 derece. Hocam burası da 90 derece. 30'un karşısı 4 60'ı karşısı 4 köküçtür. Yani burası da 4 köküç çıktı. O zaman bütünsel düşünce. Yani yamuğun alanından yamuktan neyi çıkartacaksın sen şimdi? Bu daire dilimlerini çıkartacaksın. Dilimleri çıkart. Dilimleri çıkartacaksın da dilimler hocam bir 60'lık dilim, bir de 30'luk dilim değil. Bak şuradaki dilimi çıkartacaksın sen. Dikkat et kardeşim. Şuradaki dilimi çıkartacaksın ve şuradaki dilimi çıkartacaksın. Bu 60'lık dilim bu da 120'lik dilim. Aa hocam toplamda 180'lik dilim yapıyor diyemezsin. Yarıçapları farklı. Yarıçaplar aynı olsa diyebilirsin tabii ki. Hocam ne yapacağız o zaman bu dilimlerde? Bir 60'lık dilim var. 60'lık dilim var. 60'lık dilimin yarı çapı kaç? 6. Yarı çapı 6. Bir de neylik dilim var arkadaşlar burada? Bir de 90 artı 30. 120'lik dilim var arkadaşlar. 120'lik dilim var burada. 120'lik dilimin yarı çapı kaç? Bunun da yarı çapı kardeşim 2 birim. O zaman yamuğun alanını yazalım. <laughs> Alt taban artı üst taban. 6 artı 2. Çarp yükseklik bölü 2. Yani yüksekliğimiz zaten bir kenarıydı. 4 kök 3 bölü 2. Eksi. 60'lık dilimi çıkartacağım. Yarı çapı 6. Pi r kare 60 bölü 360. Eksi 120'lik dilimi çıkartacağım. Yarı çapı 2. Pi r kare 120 bölü 360 yaptı arkadaşlar. Peki 2 ile 8 sadeleşince 4 kaldı. 16 kök 3 yaptı burası. 16 kök 3 eksi. Bu şunlar gitti arkadaşlar. Sıfırlar gitti. 36'lar da gitti. Eksi 6 pi yaptı burası. Eksi. Şu da bölü 3 yaptı arkadaşlar. 4 pi bölü 3 yaptı. Hmm. O zaman 16 kök 3. Eksi 6 kere 3. Eksi 6 pi ile 3'ü çarpıyorum. Eksi 18. Eksi bir de 4 pi var. Eksi 22 pi bölü 3 yaptı. Yani cevabımız 16 kök 3. Eksi 22 pi bölü 3 çıktı arkadaşlar. Evet. Zor bir soru mu? Ya tamam. Belki biraz olabilir. De yani... Sadece bu işlem kalabalığı oldu aslında. Dairede alan çok zevklidir. Yani garanti bir konu gibi düşünün. Çemberde uzunluğu iyi bir şekilde anladıysanız. Garanti. Yani soru kaçırmayacağınız bir konu arkadaşlar. O yüzden rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Rahat olun, relax olun ve bu konudan soru lütfen ama lütfen kaçırmayın. E bu kısmı bu videoyu iyi anladıysam büyük ihtimalle önüne gelen her soruyu çatır çatır çözeceksin zaten. Tekrarlayalım bu videonun özetini. Daire diliminde Önemli olan ne? Bir açı ve yarı çap. Merkez açı önemliydi. Birinci kısım buydu. İkinci kısımda neydi arkadaşlar? Bütünsel düşünme çok önemli arkadaşlar. Belli bütünden ne çıkartacaksın? Beyaz alanı çıkartacaksın. Burada da şu bütünden beyaz alan yani şu sarı alanları ne yaptık arkadaşlar? Çıkartınca cevaba yani sonuca rahat bir şekilde ulaştık. Evet gençler böylelikle yani şu soruyu da çözdük. Ee, şu soru grubu farklı bir soru. Farklı soru grubu bu. Bir de yeni nesil sorulara giriyoruz. İsterseniz bu videoda sizi çok fazla yormayayım. Bunları da bir sonraki videoda halledelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.